Bir telefon bağlantısı yapalım. Yine bir bilene danışalım sevgili izleyiciler. Asıl alanı bu olan bir isimle konuşacağız. Az evvel dedik ya, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP liderinin vergi konusundaki bir ifadesi vardı. Yani Cumhurbaşkanlığına yapılan bu bağışların aslında vergi matrağından düşürüleceğini ifade ediyor. Bunun da halka yansıması ne olur? Bu ne demektir? Bunu bir bilene daha danışalım. CHP'nin İstanbul Milletvekili aynı zamanda Sayın Akif Hamza Çebi hattımızda. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz, sağ olun katıldığınız için. Sizin alanınız olduğu için de özellikle size danışmak da istedik. Bu ne anlama geliyor? Gerçekten şöyle anlayabileceğimiz bir şekilde bize anlatır mısınız? Ve evet, halkın cebine yansıyan bir olumsuzluk da söz konusu mu? Kesinlikle o şekilde. Şöyle, Sayın Cumhurbaşkanı Milli Dayanışma Kampanyası adı altında bir kampanya açtı. Ve bu kampanya gereği Türkiye'deki kişileri, şirketleri bağış yapmaya davet etti. Ve işte yapılan bağışları da gazetelerden takip ediyoruz. Yapılan bu bağışların tamamı vergi mükellefleri tarafından kendi makrahlarından indirilebilir. Hı hı. Biraz daha açalım konuyu. Hem Gelir Vergisi Kanunu hem Kurumlar Vergisi Kanunu. Gelir Vergisi Kanunu'nun 89. maddesi. Kurumlar Vergisi Kanunu 10. maddesine göre gelir vergisi mükellefleri ya da şirketler Sayın Cumhurbaşkanı'nın başlatmış olduğu bu kampanyaya bir bağış yaptığı zaman yapmış olduğu bağışı beyanname üzerinde gösterdiği şirket kazancından ya da şahıs kazancından olduğu gibi indiriyor. Hı hı. Örneğin bir kişinin beyannamedeki gelir vergisi mükellefinin vermiş olduğu beyannamedeki kazancı 200 bin lira ise ve bu kampanyaya da 100 bin lira yardım yapmış ise 100 bin lirayı olduğu gibi kendi kazancından indiriyor ve kalan 100 bin liranın vergisini ödüyor. Bunun anlamı kampanyaya yapmış olduğu 100 bin liranın vergisinden kurtuluyor. Bunu biraz daha ileri götürürsek, hı hı, demek ki yapılan bu yardımların bir bölümü hazineden karşılanmış oluyor. Kampanyaya yapılan yardımlar kurum kazancından, şirket kazancından, şahıs kazancından indirildiği zaman indirilen tutar kadar kısmın vergisi hazineden karşılanmış olur. Eğer bu yardım yapılmamış olsaydı, kampanyaya bu yardım yapılmamış olsaydı şirketler ya da kişiler, hı hı, o miktar daha fazla kazanç beyan edip daha çok vergi ödeyecekti. Ödeyecekleri vergi azalıyor. Bu kampanyanın bir bölümü hazineden finanse edilmiş olur, karşılanmış olur. Bu gayet açık, net bir durumdur. Bunun peki vatandaşa yansıması olarak çok kısa bir cevap alsam efendim sizden. Vatandaşa yansıması şudur. Elbette şirket, şahıs, mükellef bunu kazancından indirdiği zaman, evet, bunu bir şekilde dolaylı olarak kendi ürünlerinin, hizmetlerinin fiyatlarına yansıtır. Şu an evet ekonomik kriz dönemindeyiz. Ticaret durmuş, alım satım yok ama daha sonra ekonomi normal rayına döndüğünde elbette şirketler, kişiler bunu bir maliyet unsuru olarak telakki eder, fiyatlarına bunu yansıtırlar. Kızılay Ensar olayından Başkent Gaz'ın yapmış olduğu 8 milyon dolarlık bağış meselesinde çok tartışmıştık. Bundan pek bir farkı yok yani bu yaşananın, öyle mi? Vallahi şimdi Ensar şöyle, hazinenin vergi kaybı açısından durum aynıdır. Peki. Orada işin mahiyeti daha farklı tabii. Tamam. Yurt dışındaki bir tabii o vakfa götürülüyordu ama bakın, benzer bir uygulama anladığımız kadarıyla. Evet, bakın orada da konu açıldığı için söyleyeyim, konu biraz eksik tartışıldı gibime geliyor. Onun o Amerika'daki vakfa Kızılay aracılığıyla yapılan bu bağışın tek bir kuruşu bile vergi matrağından indirilemez. Peki. Bakın bu pek konuşulmadı. Şu nedenle indirildi. Hani %20'si mi indirilir, tamamı mı indirilir tartışması yapıldı. Benim görüşüme göre ki kanuna dayalı olarak bu görüşü ifade ediyorum. Tek bir kuruşu bile şirket kazancından indirilemez. Şu nedenle Türkiye'de yapılan bağışların şirket kazancından, şahıs kazancından indirilmesinin nedeni bu bağışlarla devletin yürütmekte olduğu bir takım hizmetlerin yürütülecek olmasıdır. Peki. Devlet yurt yapacaktır, okul yapacaktır.
Bu yükü vakıflar, dernekler devletin üzerinden alıyorsa bunlara yapılan bağışlar kazançtan indirilir. Ama burada Amerika'daki bir yurt inşaatına, yurt söyleniyor tabii, bağış yapıldıysa devletin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir yükü azalmıyor. O nedenle orada da herhangi bir şekilde tek bir kuruş kurum kazancından indirilemez. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Daha geniş bir zamanda sizden daha da fazla bilgi almak isteriz. Çok teşekkürler. Peki. Sağ olun katıldığınız için. Ben de teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun.